Yani bilmiyorum bu ne derece doğru olur ama... Hayır, hayır. Şu açıdan. Sonuçta her türlü spor yorumu yapıyorsun. Ya ben aşkı memnuyu anlattım. İşte dizi üzerine. Ben anladım sizin ne demek istediğinizi. Bunun nereden geldiğini de anladım. Böyle istek. Yani bu, ben sizi zorluğuna bakmasam. Hani böylesine ciddi bir durumda herhalde siz daha ciddi gördünüz. Çok ciddi gördünüz. Gayet ciddi bir durum. Olay. Anlatalım mı? Hani siz istedikten sonra anlatalım tabii. Yani... So the ceasefire is as far as it's concerned. Sağlı sollu gelmeye başlıyor. Şu anda Ay Yıldız köşesinde bekliyor. Savunmaya çekilmiş durumda, defansa çekilmiş durumda. Karşı taraftan gelen atakları karşılamakla meşgul. Ve sürekli olarak sağlı sollu ataklar, sürekli olarak hakem oyunlarıyla gelen ataklar, sürekli olarak tribünlerden gelen tek taraflı destekli oyunlarla ataklar ve tribünlerde şu anda bir baskı ve karşılaşmanın İngiliz hakemi de sonunda topu Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verip vermeme konusunda çok ısrarlı olmasına rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan topu alıyor. Hakem falan dinlemem diyor. Elini kaldırıyor, topu aldı. Bu maçta hakem yok. Bu maçta sadece biz varız diyor. Ve rakibine doğru dönüp bu defa atağa o kalkıyor. Sayın Başbakan hızlı bir şekilde rakip sahaya doğru ilerliyor. Aldı topu ilerliyor. Bütün tribünler ayakta. Türkiye yıllar sonra ne yapacak diye bekliyor. İsrail şaşkın. İsrail sadece izliyor. İsrail bu şoku atlatmaya çalışıyor. Sayın Başbakan inanılmaz bir şekilde rakip yarı sahaya da geçiyor. Sağlı sollu ataklarla rakip kaleye doğru geliyor. Ceza sahası üzerinde bakıyor. Sert bakışlar, tepkili bakışlar, yılların birikimi, yılların hissi ve Türk halkının yüreğini okuyor adeta. Türk halkının yüreğini adeta sahaya seriyor. Türk halkının gücünü gösteriyor. Ve yıllarca beklenen anı, yıllarca o hayal edilen anı, yıllarca düşünülen anı bu defa ben göstereceğim dercesine. Dönüyor artık susun, sıra bizde diyor. Artık susma sırası sizde, konuşma sırası bizde. Biz hakkının yanındayız, biz hakkın yanındayız, biz düşüncenin yanındayız, biz olması gerekenin yanındayız diyor. Ve işte yine sağdan soldan baskılar gelmesine rağmen sağ tarafta özellikle hakemin bakışlarına çok dikkat edelim. Nasıl acaba araya girebilirim? Nasıl rakibi susturabilirim? Rakip diyorum çünkü Sayın Başbakan'ı rakip olarak görüyor. Eliyle müdahale var. Futbolcuyu, rakip İsrailli futbolcu değil, hakem çekiyor. Sahalarda görülmemiş bir oyun, sahalarda görülmemiş bir şekilde. Hakem bu defa futbolcuyla mücadele ediyor. Futbolcu da hakemi dinlemiyor. Futbolcu olması gerekeni, yapması gerekeni yapıyor. Ve İsrail'i bıraktı bu defa hakemle futbolcu arasındaki bir mücadeleye dönüştü. Evet, Sayın Başbakan hem İngiltere'ye hem İsrail'e bu defa yapması gereken konuşmayı yapıyor. Yılların birikimi, yılların konuşulması gerekenleri Davos'ta, uzak deplasmanda, rakip deplasmanda tek başına Ay Yıldız'ı göğsüne koyarak ve yılların birikimiyle konuşa konuşa, anlata anlata, biraz sinirli, biraz gergin ama sağ taraftaki ele dikkat. Topla birlikte giderken sürekli olarak sağdan bir baskı var, sürekli olarak bir etki var, sürekli olarak sahalarda görülmemiş, görülmeyecek olan bir baskıya, müdahaleye rağmen bu maç benim artık yeter diyor. Davos'a adios diyor ve yapılması gerekeni yapıyor. Vururken Recep Tayyip, gol olurken Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bu maçın yıldızı biziz diyor. Ve Türkiye İsrail'e tarihinde görülmemiş bir golü böyle atıyor. Kazanan bu defa yıllar sonra Türkiye oluyor. Kupa Türkiye'nin oluyor. Teşekkürler Sayın Başbakan. Bravo, bravo.